Evet, Rasim Ozan Kütahyalı, hoş geldin. Şokta mısın? Nasılsın? Önce onu soracağım sana. Vallahi inan şaşırdım. Şok oldum. Bir bankaya gelmiştim. Bütün arkadaşlarımız abi dedi Fatih Terim gitti ne diyorsun? Ne diyorsunuz dedim o ya asparagastır dedim yani nedir yani böyle bir şey mümkün değil dedim falan. Bir baktım hakikaten gitmiş. Hemen tweetler attım. Üzüldüm Onur yani böyle olmamalıydı diye düşünüyorum. Yani anlaşmalı falan da dese açıkça Fatih Terim kovuldu. Ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi Fatih Terim gitti. Kim gelecekti uğraşacak? Hazır Avrupa var. Avrupa maçlarına bir ay kalmış. Bir deneyelim, bir görelim. Yani Evet. zaten iki maç oynanacaktı. Kötü giderse Fatih Hocam da kendi istifa ederdi. Değil mi? Yani dolayısıyla bunu kabul etmek mümkün değil. Yani bence ben yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Burak Elmas'ın da severek aldığını düşünmüyorum. Zaten herkes de biliyor Galatasaray'la konuşan. Ben de konuştum. Burak Elmas'ın yakınlarıyla da konuştum. İsteyerek almadı bir karar ama bütün yönetim adeta isyan etmişler Onurcuğum. Sen de biliyorsundur. Evet, onu bir Yani hatırlatalım buradan. Bu bilgiyi verelim. Yani yöneticiler diyor ki Fatih Terim gitsin yoksa işte bırakırız. Yönetim düşer, sen seçime gitmek zorunda kalırsın gibilerinden bir şeyler konuşulduğu için biraz mecburiyetten aslında bu karar alındı. Sen doğru aynen mu öyle. düşünüyorsun? Aynen öyle. Yani bir nevi Dursun Özbek durumunda olacaktı. Dursun Özbek durumunda düşmemek için bu kararı aldı. Yanlış. Ve bak ben buradan iddia ediyorum. Fatih Terim Türk futbolunun Süleyman Demirel'i gibidir. Ve dönecektir ha. Ben söyleyeyim yani. Beşinci kere dönecektir. Yine Bak dönecek beşinci diyorsun. kere dönecektir. Bak söylüyorum. Beşinci kere en Olabilir. azından ya. Ya abi Avrupa maçını bekle. Şimdi Avrupa maçında. Hezimet olursa ah Fatih Terim olsak denecek. Ben sana söyleyeyim. Yani Evet. bir kredisi var senelerin Fatih Terim'i. Kardeşim müsaade edin. Bir ay var. Bir ay dursa ne olur? Galatasaray küme düşecek hali yok. Yani ne olacak? Ya. 10. 11. Bu sene kötü. Zaten ayrılırdı. Diyelim önümüzdeki ay. Daha belli de olmadı rakibimiz. Rakip geldi. Okan Buruk deniyor. Bak çok sayıda kardeşimiz Okan Evet. Buruk yazıyor. Bülent Baştan Korkmaz da söyleyeyim. deniyor. Bülent Baştan Korkmaz da deniyor. söyleyeyim. İlk kez açıklıyorum. Seneler önce Okan Buruk'la ilgili biz Burak Elmas'la Londra'da konuştuk. O zamanki Burak Elmas, şimdi bana Burak kızabilir de, Okan Buruk'tan hoşlanmazdı. Okan Ha. Buruk pek sevmiyordu. Ha, o Sebebi de 2000'lerde yaşanan olayla ilgili aynen mi? o zaman yöneticiyken bunun bir Inter Milan'a gidiş süreci vardı hatırlarsın değil mi? Evet, Emre Emre ile beraber. Belezoğlu ile beraber Okan'ın gidişi vardı. Doğru. Orada detaylarını hatırlamıyorum açıkçası. Yani o konuşma o detaylar aklımdan gitmiş. Ama olumsuz bir bakışı vardı. Bana bayağı anlattı. Çünkü o zaman da o genç ve idealist bir yönetici biliyorsun. Bunlar gittiler. Hakan Şükür de gitmişti 2000 senesi. Yani 2000'den hemen Terim de gitti. Ama Okan'la Emre'de başka bir şey vardı. Bir kazandırmadılardı. Bir Evet. para Yani kazandırmamışlardı kulübe galiba değil mi? sözleşme Sen daha iyi hatırlarsın. imzalasalardı bonserviste gideceklerdi, para Bravo. kazandıracaklardı. Tabii sen usta bir spor gazetecisi olduğu için daha Estağfurullah. detaylı hatırladın. Bunlar para kazandırtmadılar. Hatta Emre'nin Galatasaray'dan kopuşu ve sonra da Fenerbahçe'nin falan adamı oluşu oraya kadar geldi. Yani bugün Emre Galatasaray'da parlamış bir çocuktur. Şimdi Z kuşağı bilmiyor. Ben Doğru. geçen bir Z kuşağı bir çocuk bizim işte Beyaz Spor'a geldi. Emre'nin Galatasaray'la oynadığını bilmiyordu. Ezeli yemedi Hakikaten. Fenerbahçe'yi. Ya Emre Belözoğlu Galatasaray'la adam olmuştur. Emre Belözoğlu'nu Fatih Terim ve Hacı adam etmiştir. O sonra gitmişti. Sonra benim kanım aksa sana lacivert takar falan filan demiştir. Ama Evet. kökeni odur. Orada ilk kopuş başladı. Doğru. Okan'da Emre kadar kopuş olmadı. Bak Sergen Yalçın geliyor diyorlar. Vallahi ben reddetmem. Ama Aa, Sergen Sergen kabul Yalçın ister etmez. misin? Kabul etmez sanki bilmiyorum. Ya yani eğer futbolculuğunda bütün kulüpleri dolaştı. Teknik direktörleri dolaşırsa olabilir yani bilmiyorum Sergen. Bilmiyorum ama ben Sergen Yalçın'ın gelişinden mutlu olurum. Mutlu olurum diyorsun. Fatih Terim gitme. Evet ben mutlu olurum. Ben Evet. Sergen Yalçın'ın şey bir adam olduğunu düşünüyorum. Teknik direktör olarak başarılı olduğuna inanıyorum.
Bu arada Ramzi'm, sana bir şey söyleyeyim. Az önce bir haber daha geldi. Sezgin Gelmez verdi bize bu haberi. Ama manşete atalım. Okan Buruk Galatasaray'a gelmez. Burak Elmas istemez diyorum ben bak. Altını çiziyorum. Evet. Gelemez, gelemez diyorsun yani. Gelemez diyorum. Gelemez. Tamam. Peki. Şimdi şöyle bir durum var. Fatih Terim'in bütün ekibiyle de yollar ayrılıyor. İşte tabii. Necati Ateş gidiyor. Florya'daki Selçuk gidiyor. Falan. Bravo. Yani bir temizlik, aynen, sen hemen temizlik gibi haberleri. Bir şey var. Hani yanlış anlaşılmasın yani. Temizlik derken bir operasyon var yani. Tabii tabii. Hiç eser bırakmak istemiyorlar. Ben şimdi ismini veremem ama bu olayı yani oradaki şu an toplantıda olan arkadaşlarla biriyle konuştum. Abi dedi bütün ekip gidiyor. Evet. Necati Ateş ayrılıyor. Selçuk İlhan ayrılıyor. Evet. Şükrü Bey değil mi? Neydi Şükrü Bey'in soyadı neydi? Şükrü Hanedar. O da ayrılıyor. Yani Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen bitmektedir. Bir ihtilal, Florya'da bir ihtilal yaşanmaktadır. Açık konuşalım. Bunda da ihtilal. Florya'da bir ihtilal yaşanıyor. Fatih Terim ve Fatih Terim'le alakalı herkesin Florya'dan gönderi. Ama bunu kibarca olması lazım. Bak yapmayalım. Evet. Galatasaray olarak Burak Başkan, o yöneticilerin gazına gelme, gelmiyorsun ama daha çok yeni, Burak da çok yeni. Burak'a da kızamıyorum, Burak Elmas'a, Sayın Başkan'a. Hmm. Burak da demeyeyim şimdi yani eski arkadaşım. Gel güzelce, hemen güzel bir ayrılış, tatlı bir basın toplantısı. Ben mesela Burak Elmas'la... Olmuyor işte Rasim, yapmıyorlar. Serdar Yalçın'a da yapmadılar. Bence bu Türkiye'de bu olmuyor ya. Keşke yapsalar da utandırsalar. Ya Onur mi? İşte Onurcuğum bu Orta Doğu diyorum ya ben. Burası Orta Doğu. Orta Doğu coğrafyası burası. Abi her alanda böyle. İlla kırıp dökülecek. İlla aynen. Bir saçmalık olacak. Bir kibarlıkla, nezaketle. Maalesef. Burak Elmas'la Fatih Terim yan yana bir basın toplantısıyla ayrılınamaz mı? Hep mi kötü ayrılınacak? Hep mi bu ülkede geçişler sert olacak, yamuk olacak, bir taraf bir tarafı dövecek, öbür tarafı öpecek. Ya bu ne ya? Kabul etmiyorum bunu. Selçuk'la Necati Ateş'e de güzelce gönderilmeli. Hadi toplayın, gidin. Efendim? Niye gülüyorsun? Bir yandan Ahmet Çakar aradı da bir yandan sürekli böyle bir şey, bir trafik var. Ne diyor? Çakar ne diyor? Çakar ne diyor? Çakar ne diyor? Bilmiyorum. Akşam bakalım programda ne diyor. Eyvah! Ahmet Çakar şimdi Fatih Terim nasıl doğuracak? Söyleyecekleri nasıl var. Doğuracak. Yok be kardeşim. Ben zor gün dostuyum. Millet bana şaşırıyor. Abi zamanında sana neler yaptı sen de vur. O zaman ben de Orta Doğu kafalı olurum. Olmaz. O zaman olmaz. Ben de eleştirdiğim. Buna bak eski Türkçe'de bir tabir var. Zebun kuş deniyor buna. Zebun kuş. Düşene vuran insan modeli. Zebun kuş. Vur. Evet. Hayır. Terim bugün zor günüdür. Kalkıp Terim'e vurmak terbiyesizliktir. Namertliktir. Evet. Ayıptır. Instagram'dayız. Daha ağır kelimelerle kullanabilirim. Can aslında televizyonda değiliz yani. Rahat konuşabiliriz. Değiliz ama yine de biz. Yine de biz ki kibarlığımıza dikkat edelim. Olmaz. Bak Yılmaz Vural Cimbom'a gelmedi diyorlar. Vallahi ben itiraz etmem. Ya şu Yılmaz Hoca'ya bir şans ödesin ya. Yılmaz Vural. Fenerbahçe olmalı bari bize gelsin ya. Fenerbahçe'de diyorlar. Yani Yılmaz Vural için. Yani şu anda bak dikkat et. Beşiktaş hocasız. Yani tamam. Altyapı hocası. Tarihte ilk defa oldu. Fenerbahçe hocasız, Galatasaray hocasız. İlk kez tarihte ben evet, böyle bir Onur, benim bildiğim kadarıyla Türk futbol tarihinde ilk 3 İstanbul takımının hocası gitti ve yerine yenisi gelmedi. Çok ilginç. Çok ilginç bu. Üçünde de yardımcı hocalar var. Hakikaten. Yalnız, bir saniye. Ahmet Öke yarar mısın? Ahmet Çakar canlı yayına bağlanmak istiyor. Yok Ahmet Çakar 2'dir arıyor beni de Sezgin Gelmez şimdi bakalım ne diyecek diye bir soru yok. İstersen onu da hemen bağla. Üçlü yayın canlı. Olur üçlü yapalım. Ahmet Çakar'ı da alayım yayına. Şimdi olabilir. Canlı yayın ama Allah aşkına Ahmet Hocam bugün Fatih Terim'e vurma dönemi değil Ahmet Hoca. Yapma bak şimdiden uyarıyorum. Zor gününde insana sahip çıkalım. Mertlik bunu gerektirir. Yiğitlik bunu gerektirir. Bu şekilde. Dün bekliyor muydun Onur sen? Aniden gönderdiler abi. Yani doğru değil abi bu. Yani evet. Bir de abi Fatih geçen hafta herkes şu an Florya'dan gönderiliyor. Yani Fatih Terim'in kedisi bile varsa Florya'dan atıyorlar. Bak bu doğru değil. Ben demin konuştum arkadaşıma da söylüyorum. O da hatta böyle aşırı Terim karşıtı değil.
Ama yönetimde aşırı derin karşılıkları da var. Hepsini ben biliyorum. İsim isim onları da şifre etmeyeyim. Burak da zorlandı. Bak, Burak Elmas zorlandı. Tabii. Bugün manşet atsam ben Burak Elmas'ın zor günü derim. Onurcuğum. Yani evet. Çok zor. Yani bir ay bekle kardeşim. Ya ne olacak yani? Ne olacak? Galatasaray daha mı kötü olacak yani? Daha bu mı, arada Rasim hatırlıyor musun? Bak. Geçen hafta Burak Elmas birkaç tweet attı, açıklama yaptı. Hocamızın arkasındayız falan diye. Öncesinde bir önce hatırla, Ahmet Nur Çebi, Emre Koca da çıktılar, açıklamalar, hocamızın arkasındayız diye. Yani yöneticilerin, yönetimlerin inandırıcılığı kalmıyor artık. Kalmıyor tabii ya. Daha bak, Fatih Hoca'yı da bak, bu konuda tenkit edeceğim. Yanındayım sonuna kadar. Fatih Hoca'ya yapılanı yanlış buluyorum. Ama bir, daha 3-4 gün önce açıklama yaptı. Yönetimle her şeyde çok iyiyiz. Dip dibeyiz, yan yanayız. Aslan böyle Fatih Terim'in üslubuna da uygun olmayan bir telaş içinde, hani devrilmekte olan bir yöneticinin, hani Hüsnü Mübarek de demişti ya böyle Mısır'da, görevimin başındayım falan dedi gitti. Onun evet. Gibi, tamam mı? Yani böyle gülüyorsun ama benziyor yani. Hüsnü Mübarek'in devrilişine benziyor yani bu. Fatih Terim'in gidişi, o 2011 Arap devriminde Mısır'da olan bir anda gitti. Ya daha 3 gün önce görevimdeyim. Değil mi? O açıklamayı da bulun yani. Böyle çok edebiyat yapan bir açıklamaydı o. Evet. Çok var zaten o tarz açıklamalar. Hani. Ama işte o zaman siyasette, sporda. Evet. O zaman inandırıcılığı kalmıyor dediğin gibi yani. Palavradan bir durum. Yani Fatih Hoca öyle bir insan değil. Bak Sergen öyle bir şey yapmadı. Sergen daha şeydi yani. Sergen daha böyle değil mi yani? Daha dürüst götürdü süreci diye düşünüyorum. Evet. Aynen. Biraz sessiz kaldı. Hani. Yani abi doğru olmadı. Okan Buruk gelmez ama. Fatih Terim yerine Okan Buruk gelmez. Manchester'ın, sen biliyorsun onu, Manchester'ın bir yardımcı antrenörü var. Onunla görüşüyorlar. O adamın arada, kariyeri nasıl? Sen Avrupa Fıkçı'nın ismi var. Bak, Roger Schmidt ismi var. Evet. Ama bu arada ben sezonun geri kalanında Bülent Korkmaz'la da devam edilebileceği şeklinde haberler aldım. Ha, Bülent tabii daha evvel başarılı olmamıştı ama. Hatırlıyorsun değil mi? Bülent Hoca. Bülent Korkmaz daha önce geldi. Bir Avrupa'da İyi sonuçlar almıştı ama ligde istediği sonuçlar olabilir. Almadı. Bülent Korkmaz da bizim Galatasaray'ın efsanesidir. Bülent Korkmaz mı, Okan Buruk mu? Bülent Korkmaz'ı seçer şey. Burak Elmas. Bak bunu söylüyorum. Ha. Burak Elmas Bülent Korkmaz'ı seçer. Ama yabancı hoca olayını bilmiyorum. Yabancı hoca. Şimdi şu saatten itibaren biz artık detaylandıracağız, bakacağız. Akşam derin futbola kadar. İyi de ben şunu anlamıyorum. İsimleri toplayacağız. Şimdi önümüzdeki hafta kim olacak takımın başında? Yani Necati, muhtemelen onlar olmayacağı için herhalde altyapıdan biri. Ama bir hafta olduğu için belki anlaşırlar bir teknik direktörle. Abi yani, Beşiktaş'ta yani Fenerbahçe modeli altyapıdan biriyle. Cevat Hoca duruyor mu acaba? Cevat Hoca vardı. Duruyor mu Cevat Hoca? Duruyor mu Sezgin abi Cevat Hoca? Cevat Hoca duruyor mu Gaz? Durmuyordur ya. Durmuyordur yani. Allah Allah. Yani bence doğru değil. Bir de tamam. Bak bu şey kötü. İşte o gerilim artmış. Şimdi bak Fatih Hoca da nobran. Bak, nobran olmuş. Bazı yöneticilere çok saygısız davrandı. Eskiden de yapardım, hatırlıyor musun? Benim zaten Fatih Hoca ile kavgam bundan çıkmıştı. 2013 senesinde başkana saygısız davranıyordu. Ben de o zaman dedim ki hocam sen burada çalışan elemansın. Ama bu senede öyle bir şey mi oldu? Yöneticiler açıklama yapsın kardeşim. Bunlar böyle değil. Çünkü tüm adamlar birden gidiyor. Yani Fatih evet. Terim'in kedisi varsa kedisi gönderiliyor. Evet. Florya. Bütün Florya'ya kadar operasyon. Hepsi evet. Gidiyor. Yani. Tam bir ihtilal. Tam bir ihtilal yönetimi var şu. Ama yönetim de yok. İhtilal var. Birileri devrildi. Ama gelen biri var mı? Bence kolay değil. Evet. Bir üst takıl değil. Üst takıl lafı dolaşıyor şu anda Galatasaray camiasında. Sanki böyle bir yerden böyle bir Cevat Hoca rahmetli olmuş. Cevat Güler Hoca. Vallahi unutmuşuz. Allah rahmet eylesin. Özür dilerim. Allah özür diliyoruz vallahi. Bir şey varsa hani Roberto Mancini için diyorlar. İmkansız. Onu bir kere yaptık onu. Roberto Mancini diyorlar. Yok o da. Derim gittiğinde bir kere o zaman getirmiyor. O zaman daha Galatasaray'ın parası çoktu. Şimdi zannetmiyorum. Tabii. Daha o geçenler var. Hayrettin Demirbaş gelsin falan. Ha? Öyle hocaları getirecek bir ekonomi yok artık 3 büyüklerde. Yok. Böyle bir durum bak, var. Değerli dostum Mehmet Bey var burada, Hamza gelsin diyor. Hamzaoğlu öneriyor. Çaykur Rize'de ama o da şu anda. Çaykur Rize'de. Hamzaoğlu zor. Var mı başka değil Mehmet Bey? Vallahi baba hayırlısı. Şenol Güneş olur mu? Şenol Güneş. Vallahi ilginç bir soru geldi arkadaşlar. Enteresan. Ama
Zannetmem Trabzon camiası kanka. Yok, Fenerbahçe'ye gitmediği sürece Şenol Güneş... Trabzon şampiyonluğa giderken Şenol Güneş ne olabilir gerçi? Ki şu an Beşiktaş'a gitti diye Trabzon'da bir tepki olmadı değil mi? Mehmet sen de Trabzonlusun. Şenol tepki olmadı değil mi? Şenol yani, Beşiktaş'a gitti diye tepki oldu mu Trabzon öyle camiası? Öyle tepki olmadı. Fenerbahçe dışında her takıma bence benim fikrim gidebilir. O orayla evet, biraz arası kötü. Camia olarak. Yani o yüzden Fenerbahçe dışında Galatasaray'a gelebilir yani. Olabilir. Sergen ne der acaba? Sergen ne der? Sergen ne diyorsun orada? Sizin kanaatiniz ne? Siz orada benim, yine beyaz futbol ekibi kurmuşsunuzdur. Sergen Beşiktaş'la özdeşleşmiş bir adam gibi olup bak, gelmeme ne yok, dersin? Yok öyle bir kanaatin? Durum. Sergen Yalçın için olmaz. Sergen Yalçın Galatasaray'a gidebilir. Yani bizim fikrimiz burada aa olmaz falan diyen yok. Çünkü oynadığı bir kulüp. Yani Galatasaray'da bak, oynadığı. Bak şunu yazıyorlar. Fatih Hoca'ya Benfica'dan şey doğru mu bu? Asparagas mı? Benfica Fatih Hoca'ya gel diyor mu? Jorge Jesus kovulduktan sonra şimdi onlar da hoca arıyorlar. Benim bir haberim yok ama olabilir. Yani olabilir. Bak Fatih Hocam'ın kendisiyle ilgili bu muhabbetleri kesmesi için gidip Benfica gibi bir takımda başarılı olması lazım. Denesin. Ama zannetmiyorum. Türkiye ya da İtalya'da olabilir. İtalya'da gidebilir. Olabilir ama Benfica İtalya'dan ikinci sınıf takımlar ister hoca için. A takım A sınıf istemez yani. Kendimizi kandırmayalım ama Benfica'ya bağlantısı varsa hani Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'yi istediği gibi bir kendini göstersin. Çünkü ister istemez Fatih Terim anca Türkiye'de yapabiliyor muhabbeti var. Anca Türkiye'de işte zorluyor. Hakemler motivasyon falan diyor. O imajı kırması için diyorsun. Bence bir denemeli. Denemeli. Peki. Benim kanaatim. Yani Hull City diyenler bak. Fatih Terim Hull City diyenler bak. Bunu uyduruyorlar mı yoksa var mı böyle ihtimaller acaba? Yok o şey yani bu tahmin. Öylesine ortaya isim atıyorlar. Öyle bir durum yok. Hull City şu anda İngiltere'de bir alt ligde. Premier Lig'de değil. Orada değil, da kümede kalma mücadelesi veriyor yani. Zor günler geçiriyor. Bak tabii yani, zamanında espriyi yaptık. Millet diyor ki John Benjamin Toşak gelsin diyor tabii. Yani. Evet onu da yazıyor. Derler tabii bir şey diyemem. Bırakmıştır artık o bu işleri yani. Abi canım ne olacak yani. Peki ama Rasim biraz üzgünüm. Da futbola saklayalım. Gece aynen gelin futbola akşama bütün kulislerle geleceğiz, konuşacağız. Ben ama Fatih Hocam'ın yanındayım. Yanlıştır. Keşke bir şekilde yol yöntem bulunsaydı Fatih Terim devam etseydi. Burak Elmas diyebilirdin arkadaşlar. Şu maçı bekleyelim. Bir ay verin bana. Bir ay sonra maç eğer başarısızlık gelirse turu atlayamazsa Fatih Hocam zaten kendi gidecek. Yani evet, şu şimdi Avrupa Kupası bizim tek motivasyonumuzdu. Ne yapacağız şimdi Avrupa Kupası maçında? Ya orada Terim gibi bir tecrübe lazımdı. Evet. Fatih evet, Hocanın yanındayım. Keşke karar geri alınsa ama alınmaz artık. Bitti gitti. Yok, fakat gitti. Fatih Terim'e yapılan yanlıştır. Ben Galatasaray yönetiminin kararını yanlış buluyorum. Ve geri gelecek yine. Bak yine geri gelecek. Söylüyorum. Beşinci Fatih Terim dönemi olacak evet, diyorsun. Benim o lafım boşuna değil. Türk futbolunun Süleyman Demirel'idir Fatih Terim. Gider gelir. Dört kere gitti. Öbür biliyorsun Demirel. Altı kere gitti. Yedi kere geldi. Evet. Dört kere gitti. Beşinci kere gelecek. Bak bunu yazsınlar bir kenara bak. Yazsınlar. Peki. Bu kadar net söylüyorum. Peki. Bunu da not aldık. Rasim çok akşama, teşekkür ediyorum. Akşama konuşmak üzere. Detaylı. Bak Mustafa Denizli diyorlar. Ama Mustafa Denizli bir 6 ayda da bir şeyler yapması lazım. Evet. Orada da o zor günler geçiriyor. Orada da sıkıntı var. Ama Okan Buruk gelmez. Bak söylüyorum. Okan Buruk gelmez. Anladım. Çok iyi anladım. Ne benim dediğimi tahminim. Peki. Teşekkür çok ediyorum sevgiler. Rasim. Görüşmek üzere. Hadi sevgiler. Akşam görüşmek üzere Onur. Bay bay. Görüşürüz.